Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Gizli fon dolandırıcılığı davasında 226 yıl hapsi istenen eski banka müdürü Seçil Erzan, 49 kişiden yaklaşık 55 milyon dolar para topladı. Mahkemede Fatih Terim'den 300 bin dolar para aldığını iddia etti. Evinde bulunan isim listesinde de Fatih Terim'den 700 bin dolar alındığı ve 1,5 milyon dolar ödeme yapıldığı yazıyordu. Fatih Terim ise gizli fondan haberi olmadığını, bankadan 3 milyon dolar alacağı olduğunu savundu. Alacağı ile ilgili Terim'in Erzan'dan şikayetçi olduğu ve şikayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da ortaya çıktı. Terim'in avukatından da iddialara ilişkin açıklama geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan avukat Tufan Karataş, Fatih Terim'in Seçil Erzan'a para vermediğini, Terim'le banka arasında para alışverişi olduğunu söyledi. Terim'in bankada 3 milyon dolardan fazla parası olması gerektiğini belirten Karataş, bu paranın Erzan tarafından yatırım amaçlı kullanıldığını ve hesaplarında dikkat çekmeyecek şekilde eksilme olduğunu iddia etti. Erzan'ın milyonlarca dolar topladığı dönemde müdürlüğünü yaptığı şubenin de 11 kez teftiş geçirdiği ortaya çıktı. Hazırlanan BDDK raporunda banka müdürü Erzan'la ilgili usulsüz bir işlemi tespit edilemedi denildi. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Davayla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Seçil Erzan'ın beni sürekli tehdit ettiği dediği eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarıldı. Erzan'a verdiği 3 milyon 200 bin dolara karşılık 5 milyon 700 bin dolar aldığı iddia edilen Semih Kaya, gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. 1.2 milyon euroluk meblağı ben KKM'ye koydum. Bu işlemi yaptıktan yaklaşık 15 gün sonra da Seçil Erzan kendi odasında bana bundan daha iyi getirili bir fon olduğunu söyledi. Ve bunların tamamen resmi olduğunu ve bana belgeleriyle, dokümanlarıyla birlikte bunun resmi olduğunu kanıtlar şekilde bir belge sundu. Bunun garanti olduğunu ve hiçbir riskinin olmadığını ve tamamen yasal şekilde uygulandığını, bankanın özel müşterilerine istisnai durumlarda yapıldığını söyledi. Bunun kendi bireysel benim fonum olacağını söyledi. Ben bankaya güveniyorum, bankacıya güvenmiyorum ki. Benim burada güvendiğim kişi Seçil Erzan değil. Kaya, Erzan'dan aldığı içinde GPS cihazı olan para dolu çantanın hikayesini de anlattı. Eve gittiğimde buluyorum GPS cihazını. Seçil Erzan'la konuşuyorum gece. Ne oluyor diyorum. Siz beni takip mi ettiriyorsunuz ya da ne işler çeviriyorsunuz? Seçil Hanım da o çantada bana para takdim etmiş ve kendi parasıymış. Çantanın içinde de sanırsam Atilla Bey ismi geçen şahıs 2,5 milyon dolar olduğunu söylüyor. Dekontum da var. Yani başka birisinin parasının olduğunu bilsem neden suç duyurusunda bulunmayayım ki? Erzan'ın çantacısı olarak bilinen ve davanın sanıklarından Nazlıcan'ın Tekirdağ'daki köyü Yanık Ağıl sakinlerinden de para topladığı iddiası gündeme gelmişti. Ayrıca Erzan'ın Çorlu'da da bir zabıta memurunu da fona dahil ettiği ve 500 bin dolar aldığı ortaya çıktı.